Değerli takipçilerim, güzel danışanlarım, güzel bir 2022 gelsin. Değerli koçlar, değerli yükselen koçlar, ay burcu koçlara kucak dolusu sevgiler diliyorum. İsteklerinize, kendinize güvenerek başlamanızı ve başarılarınızın hızlı bir şekilde akmasını temenni ediyorum. Çünkü bu dönem Mayıs ortasına kadar Jüpiter kendi kader alanınızda yer alacak ve affetmeyi, geçmişe ait yaşadığınız her noktayı bu sene affederek, bağışlayarak başlamanızı öneriyorum. Çünkü bu yıl tutulmaların etkisiyle birlikte parasal konularda sadece kendi bildiğinize odaklanmanız gerektiğini de uyarıyorum. O yüzden diyorum ki Jüpiter affetmeyi, bağışlayıcı ve genişleyen bir enerjiyi temsil ediyor. Yapmanız gerek, çünkü kader çarkınızda yapmanız gereken tek şey affedeceksiniz, bağışlayacaksınız. 2018'den bu yanaki yaşadığınız ve 2014'ten bu yana yaşadığınız krizler ve 2020'de öğrendiklerinizi bu hayata nasıl geçireceğinizi bulmanız gerekiyor. İş konularınızla ilgili özellikle çok güzel odaklanma yaşayacaksınız ve bu odaklanmalar size kazanç evrenizi daha verimli noktada aydınlığa itecek. Nisan Mayıs'a kadar hedeflediğiniz tüm iş evrelerinize doğru odaklandığınız takdirde büyük başarılar elde edeceksiniz. Kurmak istediğiniz, yapmak istediğiniz, planladığınız her şey size hem akıcı hem de ruhunuza uyacak enerjilerde yer alacağınız gözüküyor. Kurumsal ya da büyük firmada kendinizi ispatlamak istiyorsanız Haziran dönemi bu ispatlarınız için, kendinizi kanıtlamanız için en doğru süreç. Yani Haziran'a kadar, yani bunların hepsini başarmak istediğiniz noktaya ait olacaksınız. Devlet kadrosunda ya da büyük bir devlet alanına geçiş yapmak istiyorsanız Nisan başı itibariyle bu konularınız, kafanızdaki soru işaretler, Eylül ayı itibariyle de bu konuyla ilgili yaşayacağınız pürüzler bitmiş. Tam istediğimiz evrenin aydınlanmasını yaşayacaksınız değerli koç burçları. Fakat şöyle bir durum var. Uzun süredir iş haksızlıkları ve bunlar için mücadele eden ve ben bu kadar emeği, bu kadar hayatı niye bu kadar yaşadım diyorsanız, sizin için Şubat ayı iş konu, kader döngünüzdeki geçmişe ait olayları bırakıp yepyeni bir iş enerjisi size uğur ve bereket getirecek diyorum. Ama şöyle bir şey var. Özellikle kendinize ait birikimlerinizi ortaklı bir planda yapmak istiyorsanız, kendinizi kanıtlamak istiyorsanız çok doğru bir yıl. Becerileriniz ve becerilerinizle alakalı noktadaki her şeyi en iyi şekilde yapacağınız bir dönem. Mayıs ayı bunun için hızlı başlangıç dönemi olacak ve isteklerinize tek tek erişeceğiniz bir evre. Aile işi ya da uzun süredir ortaklı süreçlerdeki kazançlarla alakalı kendinizi doğru ispatlamaya çalışacaksınız ve Temmuz-Ağustos kazancınız ikiye katlanabilir ve bunlarla birlikte çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Ortaklı ayrılıklar düşünüyorsanız, özellikle değerli koç burçları, ortak noktalarınızla alakalı ayrılıklar planınız varsa, evet, yani Şubat'ın ortasına kadar ve en geç Haziran'ın ilk haftasına kadar ortaklı bilançonuzu hazırlayacaksınız ve ayrılıkları en iyi şekilde belirleyeceksiniz. Bu da sizin hayal ettiğiniz isminizi, becerinizi, geliştirmek istediğiniz tüm alanları daha kolay elde edeceğiniz bir nokta söz konusu olacak. Yurt dışı ile alakalı iş konularınızla ilgili planlarınız varsa Eylül, Ekim bu konular için en doğru zaman olacak. Yani yurt dışına yerleşmek, yurt dışı hakimiyeti kurmak, yurt dışı ile ilgili planlar Eylül ayı sizi daha verimliliğe doğru itecek. O yüzden Eylül planlarınızı yurt dışı olarak hazırlarsanız acayip keyif alacaksınız. Bu arada ailevi sorunlarınızla ilgili de bu Mart ayının 15'ine kadar miras, mal, tartışma, geçmişe ait yaşadığınız krizleri bu Mart ayına kadar çözmeniz lazım. Eğer çözmezseniz çok uzun soluklu 3-4 yıl aynı konular tekrar hayatınızın içerisine yer alacak ve bu noktada da başa döneceksiniz. O yüzden bu sene Mart ayı bu konularınızın çözme dönemi diyorum. Dedim bile. Emlak konularınız için çok doğru yatırımlar yapmak için güzel kazançlar elde edeceksiniz ve bu kazançlarınızda
toprak, emlak ve ev almak isteyenler bu sene daha şanslı olacak ve daha akıllı yatırımlar yapacaksınız. Ama araç merakı olanlar için ilk önce ev sorunlarınızı çözmeden Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar ev oluşumunuz gerçekleşecek, ama sizin araç ya da daha farklı yatırımlara merakınız varsa önce tapulu işlerinizi halledin. Sonra yürüyen aracınızı hayata geçirmenizi uygun görüyorum ve enerjiniz de bunu gösteriyor. Bir de ailevi emlak sorunlarınızla ilgili bu yıl çok büyük çatışmalar, miraslı konularda ağza alınmayacak laflar, aile içerisindeki sözlü konuşmalar çok can yakabilir. O yüzden ailenize ait haklarla ilgili de avukatla alakalı çözmeniz gerekiyor. Ve özellikle Ekim-Kasım, 2022 Ekim-Kasım burada şiddetli kaoslar. O yüzden en azından biliyorsunuz ne olacağını. Bunu bir an önce çözmeniz için özellikle baba köklerinizle alakalı yaşanacak tartışmalar hayatımızı çok zindan edebilir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor diyorum. İlişkiler konusunda özellikle 3-4 yıldır ilişki konusunda şanssız olan ve artık ben aşk ve sevgi istiyorum diyen ve hiç ilişkisi olmayan koçlar, yaz ortası itibariyle doğru aşka ve doğru enerjiye ait olacaksınız ve evlilik yapacağınız insanla karşılaşma söz konusu olacak. Ve uzun süredir de yaşadığınız ilişkiyle ilgili netliğe kavuşmak ve bir türlü hala ne olduğu belirsiz giden ve aileler tanışacak mı diyorsanız, bu yıl özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ailelerin bütünleşmesi ya da görücü usulüyle yaşanacak bazı olaylar evliliğe doğru yüzük takma dediğimiz bir evreye geçiş yapacak. Bu sene bekar koçlarda güzel evlilikler, güzel ilişkiler, güzel enerjiler var gözüküyor. Evli olanlarda ailevi sorunlarınız, karı koca hayatınızdaki maddi ve manevi krizler birbirinizi çok fazla yıprattığınızı ve bu ilişkinin artık her geçen gün kıskançta olduğunu gösteriyor. O yüzden bir ilişkiyle ilgili uzman ya da artık bitmesi gereken netliğe kavuşursanız daha sağlıklı, daha bilinçaltınızın yorgun olmayacağını gösterir. Yani boşanması gereken çiftler artık karar vermek zorunda. Çünkü ilişki hayatınız çok karışık ve çok mutsuzluklar yaratıyorsunuz. Evliliği güzel gidenlerde de daha çok çocuklarınızın kariyeri ile ilgili, yurt dışı, eğitim konuları ile ilgili devamlı bu sene bunun koşturmasını yaşayacaksınız. O yüzden siz de çocuklarla koştururken ilişkinizin hani eksik olan noktasını göremeyebilir ve ilişkiye ait olmayı unutabilirsiniz. Birebir ilişkiniz güzel giderken flört etmeyi, güzel sözler söylemeyi, dışarıdaki etkenlerden mümkün olduğu kadar karı koca hayatımıza yansıtmamamız gerekiyor. Bazı koçların en büyük sorunu eşimin işinden kaynaklı geç gelmeleri aldatılıyor muyum korkularına sebep olabilir. Eşinizin iş ve çok yoğun bir temposu olacağı için sadece işe odaklanacak. Siz ona güzel enerjilerle, güzel sevgiyle daha güzel noktalara eriştirebileceğinizi söyleyebilirim. Çocuğu olmayan ve uzun süredir 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır çocuk bekleyen ve hala ben bu murada erecek miyim diyenler için evet, tedavinizi Nisan ayı itibariyle başlatabilir ve bu tedavinizde evlat sevincini çok güzel bir şekilde tadını varacağınız bir yıl söz konusu olacak. Ne yapacağız? Çocuk tedavisi ve inanarak, Rabbimin enerjisine güvenerek bu sene bu enerjiye başlamanız gerekiyor. Eğitim konuları yarım olan ev hanımları ya da gençlerimiz, liseyi yarım bırakmış ortaok, bu sene bunlarla ilgili büyük bir mücadele. Çünkü tekrar öğrenmeyi, tekrar eksik noktamızı bulmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu sene yarım olan hayat, dil eğitimi, yapmak istediğimiz master ya da hedeflediğimiz kariyer anlamındaki eğitimlere çok odaklanırsak bu sene bunların da çok iyi bir şekilde başarısını elde edeceğiz. Özellikle çok çocuklu ailelerin 3 numara ve 2 numaranın kariyer anlamında çok büyük başarılar elde edeceği, üstlerdeki çocuklarınızın da psikolojik olarak yorgun olduklarını görebilir, onlara destek olmanızı önerebilirim. Sağlık olarak bu sene en önemli şey beyin kanamalarınıza, baş ağrılarınıza, boyun fıtıklarınıza ve özellikle aile büyüklerimizin kalp ve damarla alakalı yaşanacak sağlık problemleri hanemizi biraz daha yıpratabilir. Yani bu dönem, bu yıl ailenizde beyin kanamaları, damarlarla alakalı sıkıntılar ve özellikle de bunlar biraz ameliyatlı ve sıkıntılı bir noktayı temsil ediyor. Bol seyahat edeceğiniz bir yıl ve enerjiniz de spiritüel olarak da enerjiniz seyahat etmeye çok yatkın olacak.
kendinizi şarj edip ve 2023'e ve 2024'e temel olarak kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Doğuşunuzun temel noktasını atacağınız için başarıdan korkmamanız gerekiyor. Başarmaya odaklanmanız lazım. Kendinize bazı dürüst olmadığınız ve hızlı ve ani karar verdiğiniz noktaları da not almanızı öneriyorum bu sene. Çünkü siz not aldığınız zaman daha başarılı ama not almadığınız zaman bazı noktaları çabuk unutan bir noktadasınız. Bol bol not alıyorsunuz, bol bol enerjinizi tutuyorsunuz. Özellikle enerjinizin en tavan olacağı dönemler Mayıs, Nisan ve Mart ayı. O dönem bol bol dua ediyorsunuz. Dileklerinizi ve isteklerinizi, hayatınızdaki olmak istediği her şeyi not almanızı öneriyorum. Çünkü hayatınızda ne istiyorsanız bu yıl daha başaracak, geçmiş yaşadığınız problemleri geride bırakıp kendinizi bulacağınız, kendinize çok değer vereceğiniz bir nokta söz konusu olacak. Evli olan ve eş sülalesinde sıkıntı yaşayan çiftler artık eşinize bu durumu çözüp daha mutlu ve daha enerjik aydınlığa kavuşacaksınız. Bol bol arazi ve toprak almak isteyen koç burçları tarım ve organik üzerine bazı planlar kuracağınız için bu tarz yatırımlar söz konusu olacak. Uzun süredir de kendinize yazlık ya da küçük bir ev almak istiyorsanız Kasım'ın ilk haftasına kadar bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. Umutla, güzellikle olsun diyorum ama kendi eğitiminizdeki eksikliklerimizi mutlaka öğrenmeye açık, öğretmeye açık, kendimizi bulmaya açık bir yıl olacak. Bol enerjimizi ve maddi kaynaklarımızı doğru değerlendirdiğimizde geçmişe ait krizleri örtüp yepyeni bir siz yaratacaksınız değerli koç burçları. Rabbim size güzellikler, huzur, bereket, aydınlık getirsin. Her şeyden önemlisi evinize, ailenize aşk ve sevgi ve huzur ve para getirsin. Dürüst ve ahlaki değerli insanlarla hoş sohbet getirsin istiyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.